hesapla ilgili şeyler var. Görüntüler var. Önce şu yeniden hesap demesinin videosu var Ali. Bana yazar mısın? Unuttum onu. Yeniden hesap demenin. Onu bir görelim. Arkadaşlar kardeşim hesap oldu. Gidiyor şimdi oraya. Bir okuyalım şey görüntüyü. Muhabiri Gülayan Odur'a ben. Efendim Beşer Esad Rusya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri açık olduğunu aktardı. Aynı zamanda Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması vurgusu yaptı. Efendim Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok. Ben tabii şaşırmıyorum ama inanamıyorum da bir taraftan. Arkadaşlar, Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi derdimiz yok. Zaten hiç olmadı dedi. Emevi Camii'nde namaz kılacaktınız. Herhalde Suriye'nin davetiyle Emevi Camii'ne gidip namaz kılmayacaktınız. Cihatçıları oraya yerleştirdiniz. Bizim topraklarımızda beslediniz. Özgür Suriye Ordusu diye bir sahtekarlığın tarafı oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haysiyetli vatan evlatlarını Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket eder hale getirdiniz çapulcularla. Yetmedi. Bölgedeki istikrarsızlıkla birlikte katil Esed dediniz. Katil Esed dediniz. Adama, devlet başkasına sen katilsin dediniz. Öyle değil, o ayrı mesele. Dediniz. Tamam mı? Tüm bunlar oldu. Uluslararası camiayla, Amerika ile birlikte hareket ettiniz falan. Yani düşman olarak ilan edip demokrasinin tamamen işte ayaklar altına alındığını falan iddia ettiniz. Sanki Türkiye'de demokrasi var da biz de demokrasi içerisinde püripak yaşıyormuşuz gibi. Ağzına gelen her şeyi söyledi. Bugün gazeteleri açsanız küfür üstüne küfür. Sonra iç işlerine karışmayacağız. Daha ne kadar karışılır bilmiyorum. Dön geri. Ama ondan önce kardeşim hesaptı. Karşılıklı gidildi gelindi. Bodrum'da tatile gidildi. Fenerbahçe oraya gitti, bir barış maçı yaptı. Birlikte izlendi. Yemekler yendi. Sohbetler yapıldı falan. Ve ardından bunlar oldu. Esad da bütün bunlar olurken ben de şaşırıyorum falan feşman dedi. Bir video daha var. Onu da görelim. Onu da gördükten sonra meselenin boyutundan sonra. Ali var değil mi, o bir video daha var? Ha yok, peki. Suriye'nin kuzeyindeki seçimden dolayı bütün bunların olduğunu söylüyor Ali. Gerçekten çok ilginç bir dönem var. Yani farkında mısınız? Bizim şeyimiz yok. Ne denir o? Sınırımız yok. Yani bizim sınırımız nerede başlıyor, nerede bitiyor bilmiyoruz. Önüne gelen bizim üzerimizden batıya gitmek için geliyor, burada kalıyor. İlginç olan şey şu, herkesin görmesi lazım gelen şey şu, bölgede aslında sınırlar yeniden oluşuyor. Esad nasıl memleketini korudu? Belli bir topraktan vazgeçti, yeni bir sınır çizdi. Zaten halkın desteği hiç eksilmemişti, Suriye'yi hiç bilmedikleri için. İran, Rusya desteği de olunca işi çözdü gitti. Çünkü Suriye'de sanıldığı gibi Arap Alevi nüfus %12-13 olabilir ama Suriye'de çok geniş bir gövde, Hristiyanların da içinde bulunduğu laik kesim, yani burada Kemalistler gibi düşünün, belki de %60'a varan bir kitle, yani toplamda %75, %80 gibi bir nüfus zaten laik. Demokratik olmayabilir ama laik. Biz de zaten demokratik değiliz ama biz aynı zamanda laik de değiliz. Yani dolayısıyla bizim yani dinime küfreden kendi Müslüman olsa gibi tablodaydık biz. Tek adam rejimi Orta Doğu'da geleneksel hale geldi. Kaldı ki bu yeni otokrat rejim Macaristan'da var, Rusya'da var, dünyanın başka ülkelerinde de var. Yani liberal demokrasi zaten buralarda çoktan gitmiş durumda. Kimse kendini kandırmasın. Mısır'da askeri
lider var falan. Ya bambaşka bir dünya var. Fakat Erdoğan'ın şunu görmesi lazım ve birazcık CHP'de Amerikancılıktan kafayı kaldırıp kafası çalışanların şunu anlaması lazım. Arkadaş, Türkiye'de yani dünyadaki Müslüman kardeşler hareketi olarak ayakta kalan tek ülke Türkiye. Türkiye'nin başkanı. Biz Müslüman kardeşler değiliz. Ama maalesef rejimimiz ihvan. Ve ihvanın dünyanın her tarafında yenildiği ortada. İşte Mısır'da yenildi. Şeyde deviremedi, Suriye'de deviremedi. Orta Doğu'nun başının belası ihvan, Müslüman kardeşler. Rabia bir tek Türkiye'de kaldı. Şimdi Türkiye'de kalan o Müslüman kardeşler hikayesi de artık çözemiyor, yürüyemiyor. Ve üstelik NATO bilmem ne falan bununla da gidemiyorsun. Rusya yanında her türlü ticareti onunla yapıyorsun. Dön bu tarafa. Suriye'de sürekli göç alıyorsun. Bunları muhtemelen Erdoğan'ın kadrosundakiler şunu da söylemişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı, Batı'dan para alıyoruz falan filan. Bunlar ucuz iş gücü ama şimdi boku çıktı. Biz bu saatten sonra biraz daha böyle gelirse iktidarı bunlar eliyle kaybedeceğiz diyor olabilirler. Ve dolayısıyla hesapta bunları konuşuyor olabilirler. Asıl size yeni bir sorun söyleyeceğim. Bunu bir kenara yazın. Ali kafaya da yaz bunu. Eğer Esad'la Erdoğan görüşürse biz Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde, dostlar dikkat edin buna, tekrar ediyorum, Esad'la Erdoğan görüşürse ve bu görüşmede bir mutabakat olup Türkiye'deki ne türden, yani statüsü belli olmayan sığınmacıların geri gönderilmesi yönünde bir karar çıkarsa buradaki önemli bir nüfus gitmek istemeyecektir. Ama asıl vahim olanı söylüyorum. İçimizde ne oranda cani, katil, IŞİD'li, Suriye bilmem ne ordusu denen isimlerden olduğunu biliyor muyuz? Ya bu insanlar Türkiye'yi yangın yerine çevirecek kadar güçlülerse? Asıl mesele bu. Sokak, çoluk, çocuk her yerde problem yaratabilecek kişiler. Kitle böyle olmasına gerek yok ki. %10'u böyle olsa gelenlerin, ki öyledir. Antakya'da yaşayanlar bilir meseleyi. Urfa, Antep tamamen bu adamların elinde. Hatay'ın bir bölgesi bunların elinde. Bunların elinde dediğim kişiler sıradan yurttaşlar değil. Genç, güçlü. Hatırlayın arkadaşlar. Hatırlayın. IŞİD, yani Özgür Suriye Ordusu genel merkezini Antakya'ya kurmuştu ve telefon numarası vermişti. Yani bürosu vardı, bürosu. Tekrar ediyorum. Terör örgütü bürosu Antakya'daydı. Açığa çıktığında kıyamet kopmuştu. Dolayısıyla böyle bir tablodayız. İşte bu tablo, Kılıçdaroğlu'nun Eylül'deki meselesi Türkiye'nin yeniden okuma yapmasını gerektirecek. Erdoğan seçimi bir daha nasıl kazanırım diye düşünecek kara kara. Bahçeli'ye güvenmiyor. Kılıçdaroğlu ben bir daha aday olmayacağım deyip Türkiye'de herkesin isteyeceği bir adayı Mansur Bey'i gösterebilir. Dolayısıyla bir anda arkasını halk desteği alabilir. Oh be, sonunda Kılıçdaroğlu doğruyu yaptı der. Çünkü Özgür ve Ekrem bir taraftan da nefret doğuruyor. Kazanılan başarı. Çünkü birçok insan Özgür'ün politikasını, Erdoğan politikasını sevmiyor. Birçok insan Ekrem'in kendini beğenmiş tepeden bakan halini görmüyor. Yeni görmeye başlıyor. Hafta sonunda Kuşadası'ndan gelen işte akademisyenlerle görüştüğümüzde dediler ki Ekrem'in ne olduğunu senden öğrendik önce, sonra kendimiz de gördük. Ama Ekrem böyleydi zaten. Yani Meral Akşener'le Ekrem arasında bana bir tane fark söyleseniz de sadece Ekrem daha kurnaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Türkiye'de birçok insan Mansur Yavaş'ı Ekrem'den daha güvenilir bulacaktır. Dolayısıyla burada bile muhtemelen bir anket yapsak Ekrem mi Mansur mu diye, bana göre Mansur bizim izleyicilerimizde de daha çok çıkabilir. Benim için berbat bir seçenek. Eski ülkücü, bence kafa ülkücü olarak hayatın herhangi bir döneminde olan birisi, İmam Hatip'te ya da şeyde okuyan, işte ilahiyat bilmem ne falan okuyan birisi çok zor zaten dönebilir. Yani dönmek demeyelim, aslında devrimcileşebilir. Çok zor. Çünkü oradaki o rejim aklı devretme, bu saldırgan faşist milliyetçilik adı altındaki faşizm, antikomünizm meselesi bu insanların genlerine işlemiştir. İster basında ol, ister başka yerde ol. Çok azdır oradan dönüp Türkiye'de ve de bu coğrafyada laik, seküler dünyayı ve dolayısıyla solculuğu savunabilecek olan. Çoğu seküler bile olamaz dincilerin. Ülkücülerin de komünizm düşmanlığından vazgeçme ihtimali çok düşüktür. Bunun da altını çizelim.